İyi günler arkadaşlar. Bugün 26 Eylül 2017 Salı, saat akşam 21:04. Arkadaşlar, daha önceki videolarımı takip ettiyseniz size bazı sitelerden yararlandığımı, nasıl faydalandığımı anlatmaya çalışmıştım. Bu seriye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz MIR analiz. Yalnız bu konuya geçmeden evvel bazı arkadaşların yapmış olduğu yorumlara cevaben tekrar cevap vermek isteyeceğim. Arkadaşlar, ben risksiz oynuyorum demiştim. Sürekli bunu söyledim. Nasıl oynadığımı anlattım. Videolarım da var. Yaklaşık 40 tane videom var. Videolarıma geri döndüğünüzde bunu göreceksiniz. Bakın arkadaşlar, 3-6 maç seçmişim. 1,5 üst oynamışım. Altı maç seçmişim, 3,5 alt oynamışım. Dört maç seçmişim, en düşük oranlardan tercihli bir kupon yapmışım. Dört maç seçmişim, 1,5 üst oynamışım. Bu da bu akşamın kuponu arkadaşlar. Benim kendi kuponumdur. 521, 530, 531, 542. Tercihlerde bunlar, oranlarda bunlar. Şimdi arkadaşlar, bana kupon verin, işte bana şunu yapın, bana bunu yapın diye sormayın. Bir sürü video paylaştım. Ben kupon verme taraftarı değilim. Videolarıma döndüğünüzde neyi nasıl yaptığımı, ne şekilde yaptığımı tek tek anlattım. Enteresan sorularla gelin. Mesela bir arkadaşım demiş ki 1,5 üstü ben nasıl bulacağım demiş. Ben size onu şöyle en kısa şekliyle şöyle söyleyeyim. Maç sonucu 1'de 1,50, 1,45, 1,40, 1,35, 1,30 ve aşağısı varsa maç sonucu 1'de. Hatta 1,55 de olabilir. Direktman bunların karşılığındaki 1,5 üstleri işaretlerseniz tuttuğunu göreceksiniz. Ama yine söylüyorum. Bildik maçlara oynayın. Her maçın bu oranları her maçta tutacak diye bir şey yok. Her maçın 1,5 üstüne oynamayın. 3 tane de 4 tane tercih edin. Oynayın. Tuttuğunu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi diğer konuya geçiyorum arkadaşım. Asıl konumuz hangi kanallardan yararlandımdı? Bugünkü konumuz da MIR analiz. MIR analizin 2 tane oyun programı var. Bir tanesi paraya bağlı olarak oyun oynatıyor. Bir tanesi de orana bağlı olarak oyun oynattırıyor. İlkin paraya bağlı olanını açıyorum size. Şimdi burada oynanacak olan maçlara yatacak olan paralar var arkadaşlar. Şimdi Şampiyonlar Ligi oynanacak bu akşam. Özellikle bu iş Şampiyonlar Ligi'nde işinize yarayabilir. Çünkü İstatistiki olarak Şampiyonlar Ligi'nde şike yapma ihtimali takımların çok düşük. Bütün dünya onları izliyor. O sebepten düşük bir ihtimal. Şampiyonlar Ligi takımlarına sarı renkte gördükleriniz en çok yatmış paraları gösteriyor. %88, %87, %86, 25.426, 25.426 euro, 124 bin euro, 1 milyon 694 bin euro gibi paralar oluyor. Bu kadar insan bu maçları tercih ettiğine göre bir bildiği bir şey vardır arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum ve bunları inceleyerek bunları oynuyorum. Ama bir başka olay var. Bir önemli olan kısım bu. İkinci lig takımlarında, üçüncü lig takımlarında, amatör lig takımlarında normalin üstünde bir para yatırımı varsa bilin ki o ligde şike olacak. O ligde farklı şeyler olacak. Ben bu gibi durumlarda tam tersini oynuyorum arkadaşlar. Mesela diyelim ki Gençler Birliği maçına 10 milyon lira para yatırılmış. Rakip takımda kim olsun? Kasımpaşaspor olsun. Kasımpaşaspor'a da 1 milyon lira yatırılmış. Normalde favori Gençler Birliği gösteriliyor.
Ama burada bir oyun olacağını tahmin edip Kasımpaşaspor'a ben yatırdığımı biliyorum bu tür olaylarda. Burada en çok para yatanlara tercih edeceksiniz. Bir de bu sitenin açılmadan evvelki bir şeyini göstereyim size. Bir yazı var. Yazıda gerçekten yazı çok önemli. Diyor ki %75, %85 üstündeki ihtimallere oynayın. Doğrudur. Eğer altına oynadığınızda risk analizine göre risklik oynamış sayılıyorsunuz arkadaşlar. Bu parayla ilgili olan kısım. Ben bunu daha çok Şampiyonlar Ligi'nde kullanıyorum. UEFA'da kullanıyorum. Yani uluslararası takımların veya Dünya Kupası'nda kullanıyorum. Uluslararası maçlarda şike yapma ihtimali çok düşük olduğundan bu ihtimallerde bu MİR analizin yatan paraların size bir yol göstereceğine inanıyorum. Şimdi diğer bir programına geçeceğim MİR analizin. Burada alt üst. Burada da alt üst tahminleridir. Bu yıldızlar en çok oynanmış maçları, en tutabilme ihtimali olan maçları göstermektedir arkadaşlar. Şu gördüğünüz yıldızlar. Yalnız bu ihtimallerde de şuna dikkat edin arkadaşlar. Burada üst diyorsa siz 1,5 üstünü tercih edin. Alt diyorsa 3,5 altını tercih edin arkadaşlar. Çünkü olasılık ihtimalleri 3 gol üzerine planlanmış. Aynı diğer sitelerde olduğu gibi 3 gol üzerine planlanmış. Çok da böyle ahım şahım tutmuyor arkadaşlar. Mesela şurada alt demiş. Bakın ben tutan birkaç tanesini göstereyim size. Üst demiş. 3 tane gol olmuş. Üst demiş. 3 tane gol olmuş. Alt demiş. 3 tane gol olmuş. Alt demiş 2 tane gol olmuş. Sınırda yani. Alt demiş 1 tane gol olmuş. Alt demiş 1 tane gol olmuş. Ve maçta bunlar hala devam eden maçlar da var işlerinde arkadaşlar. Yani size anlatmak istediğim olay MİR analizde de Avrupa Kupaları, Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi, Dünya Kupası gibi maçlar oynanıyorsa MİR analizi çok rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Size bunu önerebilirim. MİR analizde bir de alt üst olayında da ben 1,5 üst ve 1,5 altta bütün kendi istatistiklerimi yaptıktan sonra acaba MİR analizde neler olmuş, ne vermiş diye bakıp kontrolünü yapıyorum arkadaşlar. Size de bunu tavsiye ederim. MİR analizin ikinci konusunda da ikinci videomu çekerken de başka şeyler anlatacağım size. Şimdilik bu kadar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bol şanslar, bol kazançlar.